Bu videomda bu şekildeki kapıyı çizeceğim. Bu kapının ölçüleri yarıya yarı alınmıştır. Camlı düz kapıdır. Çizime başlıyorum. Kalın çizgiye alıyorum. Bu A köşesinden başlayacağım. A köşesi orijinimiz olsun. 0,0 enter. Çekiyorum bu tarafa doğru. Toplam 110'muş. En dıştaki ölçü 110. Enter. Yukarıya doğru 52. Şöyle biraz çekelim görelim. Sonra şuradan kapatmak için sağladığımız zaman veya 110 yazarız. Enter. Close dediğimiz zaman kapatacak mı? Evet. Kapımızın dış kenarlarını çizdik. Şimdi şu kenarlara gelelim işte ki. Bunun için offset komutunu da kullanabiliriz. Orijine göre de çizebiliriz. Orijine göre çizelim. Line komutunu aldık. Bana başlangıç noktasını belirle. İlk noktayı belirle diyor. İlk nokta orijine göre X tarafında 5. Virgül Y tarafında 5. Enter. 5'e 5. Burası ne kadarmış? 70 imiş. Yukarıya doğru 20 imiş. 20. Geliyorum bu tarafa doğru. 70. Da close diyorum. Bunu da kapa diyorum. Burası da çizildi. Diğer tarafına bakalım. Orijine göre Y'si 5. 2 de burası yapıyor. 7, 27. X'i kaç? 5. O zaman line komutuna giriyoruz. X'i 5, virgül Y'si 27, enter. Aradaki mesafe 2 milimlik bir mesafe var. 70. Tarafa doğru 20. Tarafa doğru 70. Cross deyip kapatıyoruz. Şimdi baktığımız zaman doğru mu? Şurası 5 milimse doğrudur. 5 milim, evet doğru. Burada 5 milim. Burası 2 milim. Şimdi gelelim şuradakine. Şuna baktığımız zaman X'e göre 70, 75, Y'si de 5. Line komutuna giriyoruz. Başlangıç noktasını belirle diyor. X 75, virgül Y'si de 5. Pardon, 75, 5 daha 80 olacaktı. Çizgiye giriyoruz. Başlangıç noktasını belirle diyor. 80 virgül Y'si de 5. İşte bu sefer oldu. Burası 25. Yukarı taraf. Hizalayarak da çizebiliriz şununla. Fakat ne yapalım? Ölçüye göre gidelim. 42'ymiş. 42 enter. 42 buraya tam denk geliyormuş. 20 20 daha 2 2 de o aradaki var. 20 20 42 de aradaki mesafe 42. Bu tarafa doğru 25. Close diyelim bakalım kapatacak mı? Evet. Bunun iç kısmı var. O öbürlerinin de evet, bunun bir de iç kısmı var. Bunu da offsetle yapalım. Offset komutu mesafeyi soruyor. Ne kadar olsun? 3 milimmiş. 3 santim daha doğrusu. İnşaatçılıkta santim kullanılır. Makinacılıkta milim kullanılır. Offsetle bunu yaptık. TR çift enter diyeceğiz. TR enter enter deyip şunları bu diyoruz.
Marubu diyorum. Gördüğümüz gibi kapının önden görünüşünü böylece tamamlamış olduk. Camlı kapımızın. Üstten görünüş kaldı. Üstten görünüşü aşağıya çizelim. Tam hizasından şuradan hizalıyorum. Şöyle geliyorum. Biraz daha şöyle gelelim. Ölçülendirme olunca sıkıntı olmasın. Geliyorum. Tam şuradan yine bir hiza alıyorum. Çarpının çıktığı için o çarpıya tıklıyorum. Genişliği ne kadarmış? 2,5 santim. 2,5 enter. Çekiyorum. Çekiyorum bu hizadan. Evet, çarpı çıktı, bırakıyorum. Çarpıdan tuttu, buradan da tutuyorum böyle. Bir de tam şunun hizasında 0,5 milim varmış. Onu ne yapıyoruz? Şuradan geliyorum. Buradan hiza alıyorum. Şurada çarpı çıkınca buraya tıklıyorum. Bu bunun hizasında. 0,5 enter. Gel bu tarafa doğru. Tam şunun hizasında çarpıya tut. Büyüttüğüm zaman burası işte. Şimdi bunu aynalayalım. Hiç uğraşmayalım. Aynalayalım. Aynalama komutu. Bu komut. Aynalanacak nesne. Şurası. Şurası. Ve burası. Enter. Aynalanacak yer tam bunun ortası. Çek. Enter. Kapının böylece üstten camlı kapının üstten görünüşünü de çizdim. Şimdi sıra ölçülendirmeye geldi. Ölçülendirmede şunu yapıyorum. Bakalım olacak mı? Çu. Büyük. Çu. Dım yazalım bakalım. Dım. Enter. Çu dım dedikten sonra İçtekileri önce ölçülendireyim. Bir bura. Bir bura iki. Üç, dört, beş, altıyı çizdim. Enter dediğim zaman şöylece nasıl bir ölçü yaptı? Şu 220 yanlış olmuş. Buradan kaynaklanan zannedersem ondan oldu. Geriye alalım. Kalın çizgi değil de ölçülendirme. Şimdi yine Q tuttum. Enter. Biri şurası. Biri de burası 2. Bir de burada var 3. Bir de şurada var. 4. Şurada var 5. Şurada var 6. Enter dediğimiz zaman. Şuranın ikisi. Ora 20. Şu mesafenin ikisi. 220 gibi gözüken. 5. 5. 20. 2. Şu 2 hiç göstermemiş. Ben de siliyorum. Mesafedeki 2'yi. Ora tamam. Bir de 52 varmış. Bunun içinde şunu alalım. Şurası ve şurası 52'ymiş. Onu da ölçülendirdik. Şu tarafa gelelim. Yine Q dım yazıyorum. Enter diyorum. Seçerek gidiyorum. Şu kenar 1, şu kenar 2, şu kenar
3. Bu kenar 4. Bu kenar 4. Bu kenar 5. Bu kenar 6. Enter diyelim. Getirelim, bırakalım. Gelelim bakalım. 5 tamam, 70 tamam, 5 tamam, 25 tamam ve 5 tamam. Şimdi gelelim şuna. Şu kenarı üstüne geliyorum ve şu kenarın üstüne geliyorum. 110'u da böylece koyalım. O da tamam. Gelelim şuraya. Şu dım. Şu kenarı seçiyoruz. 1. Şu kenar 2. Şu kenar 3. Şu kenar 4. Enter diyoruz. Geliyoruz. Şuraya da bunları bırakıyoruz. 5, 42 ve 5. O da tamam. 2,5 olan varmış. Şunu seçelim. Üstüne geliyoruz. Bu kenar ve bu kenar olmadı. Geriye alalım. Şununla seçelim. Bu kenar ve bu kenar 2,5'muş. İki buçuk karışmasın. Şöyle bırakalım. 0,5 olan şu kenarla şu kenar var. Şunun orta noktası var mı şu kenarın? Evet, şu orta nokta ve şu kenar 0,5'miş o da. Diğeri de 0,5. Böylece bir resmi daha bitirmiş bulunmaktayım. Eksik bir yerler varsa onu da çizen arkadaşlara tamamlasın. Camla kapıyı da böylece çizmiş olduk. Bunu biraz daha aşağı indirseydik şu ölçülerde sıkıntı olmayacak. Delete diyelim. Şuna da delete diyelim. Şunu mavla taşıyalım. Mav. Şuradan maviyle tıklarsam sadece kare içine hangisini alırsa onu taşırım. Kare içine, mavinin içine aldı. İndiriyorum buraya kadar. Şimdi bunun ölçülerine geliyorum. Şurayı da şura 2,5 diyelim. Şurayı da şurasına da 5 diyoruz. Böylece bir kapının önden bir camlı kapının önden ve üstten görünüşünü tamamladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.